Bu videoda, 1 bölü x'in ters türevi üzerine konuşacağız. Bunu, x üzeri eksi 1 dx şeklinde de yazabiliriz. Kuvvet kuralının tersini uygulamayı denersek, tanımsız olan bir şey elde ederiz. Çünkü, x üzeri 0 bölü 0, hiçbir şey ifade etmez. Bu durumda, ne yapmanız gerektiğini bildiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Türevi ilk öğrendiğimizde, mesela, sarıyla yazayım, x'in doğal logaritmasının x'e göre türevinin 1 bölü x'e eşit olduğunu görmüştük. Buna dayanarak bunun ters türevinin de x'in doğal logaritması ya da kısaca ln x artı c'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz, öyle değil mi? Bu yanlış bir yaklaşım değildir ama istediğimiz kadar geniş bir tanımlama içermez. Geniş bir tanımlamadan kastım, burada ters türevini alacağımız orijinal fonksiyonun tanım kümesinde sıfır dışındaki tüm reel sayılar vardır. Kısacası buradaki x'in 0 olamayacağını anlatmaya çalışıyorum. Buradaki tanım kümesi ise sadece pozitif sayıları içerir. Yani buradaki ifade için x'in 0'dan büyük olması gerekir. Bunlardan dolayı da ters türevin tanım kümesinin ters türevine alacağımız fonksiyonun tanım kümesiyle aynı olması gerekir. Demek istediğim orijinal fonksiyonun tanımlı olduğu aralıkta tanımlı olan bir ters türeve ihtiyacımız var. Yani 0 dışındaki her değeri değerlendirebiliriz. Peki sizce bunu negatif sayılarda da tanımlı olması için yeniden düzenleyebilir miyiz? Olasılıklardan biri x'in mutlak değerinin doğal logaritmasını düşünmek. Bunun türevinin ne olduğunu bilmediğimiz için şuraya minik bir soru işareti koyalım. Tam anlamıyla bir ispat yapmayacağım ama sizin bu kavramı anlamanızı sağlamaya çalışıyorum. Bunun için de ln x'in grafiğini ele alalım. Evet, x'in doğal logaritmasının grafiği kabaca burada gördüğünüz grafiğe benzer. Buna dayanarak x'in mutlak değerinin doğal logaritmasının grafiğinin neye benzeyeceğini düşünebilir miyiz? Grafikte x'in pozitif değerleri için bir değişiklik olmayacak. Evet, pozitif x'lerin mutlak değeri kendilerine eşit olacağı için bu kısımda bu eğrinin aynısını elde ederiz. Bu fonksiyon negatif x'ler için tanımlı olduğundan dolayı, örneğin eksi 1'in mutlak değeri 1 olduğu için 1'in doğal logaritması, yani tam da bu noktada olacağız. x'in doğal logaritmasının grafiğinin sağ kısmı olduğu gibi kalacak. Sıfıra negatif yönden yaklaştıkça mutlak değer almaya devam edeceğimiz için de sol tarafta sağ tarafın y ekseni üzerinden yansımış görüntüsünü elde edeceğiz. Simetriğini elde edeceğiz. Evet, bahsettiğim eğri aynen buna benzeyecek. Evet, elimden geldiğince simetrik çizmeye çalışıyorum. Bu fonksiyonun hemen hemen her yerde tanımlı olduğunu, evet, x eşittir 0 dışında her yerde tanımlı olduğunu görüyorsunuz, öyle değil mi? Buradaki pembe kısımla, şu an sağ tarafta boyamakta olduğum kısmı hesaba katarsak, y eşittir x'in mutlak değerinin doğal logaritmasının grafiğini elde ederiz. Anlaştık değil mi? O halde gelin şimdi bir de türevi hakkında düşünelim x'in doğal logaritmasının türevinin ne olduğunu biliyoruz. O halde gelin şimdi bir de türevi hakkında düşünelim. x'in pozitif değerleri için hemen yazayım. Evet, sıfırdan büyük x değerleri için x'in mutlak değerinin doğal logaritması x'in doğal logaritmasına eşittir. Ve eğer bu ikisi x'in sıfırdan büyük değerleri için birbirlerine eşitlerse, x'in mutlak değerinin doğal logaritmasının türevi, x'in doğal logaritmasının türevine yani x'in sıfırdan büyük değerleri için 1 bölü x'e eşit olur. Bunun grafiğini çizecek olursak, şöyle yeşille çizelim. Evet, elimden geldiğince düzgün bir çizim yapayım. Evet, hem yatay hem de dikey asimtotları olacak. Evet, x'in sıfırdan büyük değerleri için 1 bölü x'in grafiği buna benzer bir şey olur. Bunu da yazalım. x'in sıfırdan büyük değerleri için 1 bölü x'in grafiği. Buradaki teğetin eğimi 1'dir. Yani türevi aldığımızda da 1 elde etmemiz gerekiyor. Sıfıra yaklaşırken eğim çok ama çok yüksek olduğu için türevin değeri de çok büyük olacak. Sıfırdan uzaklaşırken de eğim hala çok yüksek ama 1'e yaklaştığımız bu alanda giderek azaldığını görebiliriz bundan sonra da azalmaya devam ediyor ama hiçbir zaman düz olmuyor. Zaten bu davranışı türevinin grafiği de onaylıyor. Peki şimdi bir de buraya, yani x'in mutlak değerinin doğal logaritmasının olduğu yere odaklanalım. Buradayken eğim sıfıra çok yakın öyle değil mi? Bunlar birbiriyle simetrik. Buradaki eğim, buradaki eğimin negatifi. Bu şekilde gösterirsem daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Evet, buradaki eğim, buradaki eğimin negatifi. Buradaki eğim negatifken aynı noktanın simetriğine baktığımızda eğim negatif oluyor. Bu noktadan sonra eğim giderek negatifleşmeye başlıyor. Burada 1 ken burada eksi 1 oluyor. Sonra da yani sıfıra yaklaştıkça daha da negatif değerler elde etmeye başlıyoruz. x'in sıfırdan küçük değerleri için x'in mutlak değerinin doğal logaritmasının türevi de buna benzer bir şey olacak. Gördüğünüz gibi bu tamı tamına bir ispat sayılmaz ama x'in mutlak değerinin doğal logaritmasının türevi sıfıra eşit olmayan tüm x değerleri için 1 bölü x'tir. Evet, umarım bunu görsel olarak iyi anlatabilmişimdir. Hemen bir de yazalım. x'in mutlak değerinin doğal logaritmasının türevi x'in sıfırdan farklı tüm değerleri için 1 bölü x'e eşittir. Bu 1 bölü x için çok daha anlamlı bir ters türev, öyle değil mi? Çünkü tanım kümeleri tıpatıp aynı. Burada tam olarak bir ispat yapmadığımı, yani türevin tanımını falan filan kullanmadığımı bir kere daha hatırlatayım ama umarım görsel olarak bir şekilde daha iyi, daha kolay anlamanızı sağlamışımdır. Evet, ne diyorduk? 1 bölü x'in ters türevinin ne olduğunu bulmak istediğimizde türev x'in mutlak değerinin doğal logaritması artı c olacak. Ve işte şimdi ters türevini aldığımız fonksiyonun tanım kümesine sahip bir ters türevimiz var.